İsterles Spor. Lezzet Obası'nın sunduğu Mehmet Turan'la Stereo Spor başlıyor. İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Stereo Spor başladı. Radyo Deniz 102.1'de Hünkar Lezzet Obası'nın katkılarıyla bu akşamki konuğumuz kaleci antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Celalettin hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Mesela çocukluğumuzda top oynarken ya sen kaleye geç dediklerinde biraz da olsa üzülürdük. Yani işte gol atalım, topun peşinde koşturalım, kaleyi beklememek adına. Evet. Kaledeki Yalnızlık diye bir film izlemiştim ben. Evet. Mutlaka siz de izlemiş olabilirsiniz. Evet. Müthiş bir filmdi ve sonunda tutamadım gözyaşlarımı. Hüngür çok hüngür duygusal. Ağladım. Çok duygusal bir filmdi. Kalecinin psikolojisi nedir hocam bu gibi durumlarda? Şimdi, çok güzel bahsettiniz Mehmet Bey, kaledeki yalnızlık diye. Kaleciler hakkında genelde tabii ki hep yalnız adam diye bahsedilir. Yani şimdi ama tabii ki bir futbol takımında olmazsa olmaz bir mevki, olmazsa olmaz bir kategori diyelim, sporcu diyelim, futbolcu diyelim. Kaleci de sonuçta bir futbolcudur. Çünkü futbol takımının içerisinde yer alan bir ferttir. Şimdi kaleci yalnız adamdır. Niçin? Çünkü o 11 kişilik takımın içerisinde o işi yapan tek oyuncu. Yani şimdi bir savunma oyuncusu oyunun diğer belirli, savunma oyuncusuna destek verebiliyor. Evet, oyunun belirli bölümlerinde forvet hattına çıkıp forvet olabiliyor, gol atabiliyor. Ortası oyuncu savunmaya gelebiliyor. Ama kaleci doğal olarak kaledeki yerini fazla terk en edemiyor. En büyük sorumluluk kaleci diyebilir miyiz hocam? En büyük sorumluluk yani bir futbol maçının, müsabakasının sonucunu olumlu ya da olumsuz etki edecek, tesir altında tutabilecek yani en büyük mevki. Yani birinci dakikada sizin takımınız ya da işte ilk bölümlerde 5. 10. dakikada sizin takımınız kalecinin yapacağı olumsuz bir performans neticesinde maçı da kaybedebilir. Bütün takımı tribünleri hayal kırıklığına uğratabilir. Negatif bir ortama sokabilir takımı ve bundan dolayı da maç da gidebilir. Veya 94. 95. hatta 120. dakikaya kadar takımını ayakta tutup 3 puanın gelmesini ya da şampiyonlukların gelmesini, finallerin kazanılmasını sağlayabilecek bir pozisyonda görev alan bir mevkidir. Yani sporcudur kaleci. Yani kaleciyle ilgili tabii ki çok karmaşık duygular da yaşayabilen, sorumluluğu çok üst düzey dediklerinizle örtüşüyor. Hedefte hem takımını lig boyunca hedefte tutabilecek performanslar sergileyebilir. Ya oldu, playoff oynadım, finalde kurtaracağı bir penaltıyla tamamen takımı üst lige çıkaracak. Yani oraya geleceğim ben de. Şimdi bu işte bu performans da kalecinin futbol takımındaki yeri ve önemi buradan ortaya çıkıyor. Yani bu performansı sağlayabilmesi için her kalecinin muhakkak olarak mutlaka bir kaleci antrenörüyle birlikte hafta içi müsabaka öncesi antrenör edilmesi lazım. Çünkü ya doğru çalışan, iyi çalışan bir kaleci sizi playoff'a da sokabilir. Playoff'un devamında final oynatıp son saniyede çıkartabileceği müthiş bir pozisyonla, gösterebileceği müthiş bir reaksiyonla şampiyon da yapabilir. Üst ligede çıkartabilir. Ve Allah muhafaza tam bunun tersi de olabilir. Ya da çalışmayan ya da iyi performans sergileyemeyen bir kaleci sonlara doğru belki de küme düşme veya kalma müsabakasında bu başarıyı gösteremeyip takımın dikten düşmesine de sebep. Bir kalecide bulunması gereken özellikler nelerdir diye onu özetlemeye çalışayım ben. En önemli konu. Dinleyenlerimiz de bilgi sahibi olması açısından kaleci olmayan arkadaşlarımızın. Şimdi kalecilik gerçekten karmaşık duyguları barındıran bir mevki. Üç tane en önemli özellik, üçü de olması lazım. Olmazsa olmaz bir kalecinin üst düzey performans sergileyebilmesi ve önünün açık olarak ilerleyebilmesi açısından.
Bir fiziksel özellikler. Fiziksel özellikleri açtığımız zaman sürat, çeviklik, çabukluk, koordinasyon, dayanıklılık gibi özelliklerinin olması lazım. İki, zihinsel özellik. Yani oyun mantalitesine, taktiğine uygun hareket edebilmesi. Aklını çok hızlı kullanabilmesi. Tabii futbolu yorumlayabilmesi, hızlı düşünüp çabuk karar verebilmesi, bunu harekete geçirebilmesi. Zihinsel özellikler. Ve üçüncü özellik de, bu da çok önemli, psikolojik özellikler. Yani çok önemli bir final maçına çıkıyorsunuz. Tribünler tıklım tıklım dolu veya takımınız o maçın sonunda küme düşecek veya üst lige çıkacak. Bu maçı kaldırabilecek psikolojik baskıya sahip, dirence sahip bir kalecinin olması lazım. Sonra her türlü tribün baskısına, basın medya baskısına, rakip baskısına, cesaret dediğimiz, korkusuzca aklını birleştirip güçlü donanımlara sahip, fiziksel özelliklere sahip bir kalecide bulunması gereken özellikler bunlar. Yani bunlar olduğu zaman tabii ki kaleci iyi performans sergiler. Bir de kaleci çalışmayı sevecek. Yani çalışmak. İştahlı her olacak. Şeyin başında çalışmak. İştahlı olacak. Kendisini rakip olarak göreceği kişiyi, hedef olarak göreceği hep yukarıdakileri bakacak. İyileri örnek alacak. Bir laf vardır, yani söz vardır. Aşağıya bakarak yükseklere tırmanılmaz. Yükseklere tırmanan bir insan sürekli yukarıya bakarak hareket etmek zorunda. Şimdi kendi takımında yer alan veya alt taraflarda yer alan kişilere bakarak sadece bulunduğun konumda yer alırsın. Hep kendilerine iyiyi, daha iyiyi örnek alsınlar. Hep ilerlemeye, hatta onu geçmeye hedeflesinler ki genç kalecilerimiz o zaman ilerleme sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam, iyi bir kaleci nasıl olur? Nasıl olunur? Şimdi ben sizin oyuncuların içerisinden kaleci seçtiğinizi biliyorum. Özellikle altyapıda ve futbol okulunda. Hatta Arda da buna en büyük örnek olmuştu. Arda çok istedi. Geçtiğimiz hafta geldi. Siz burada değildiniz ama bir türlü karşılaştıramadık. İyi bir kaleci nasıl olunur? Neler şimdi söylersiniz? Kaleciyle ilgili, yani oyunculardan dediniz ya, kaleciliğe de geçiş olmalı. Şimdi günümüz kalecisi, günümüzde bunun kalecisinde bulunması gereken özellikler, modern futbolda kaleci de artık takımın bir oyuncusu pozisyonda. Savunmadaki son adam, hücumdaki de ilk adam niteliğinde baktığınız zaman böyle düşünebilirsiniz. O yüzden oyunculardan mesela ayak tekniği iyi olan, hareketliliği iyi olan, topla ilişkisi iyi olan oyuncuları kaleciye çevirdiğiniz zaman, küçük yaşlarda tabii ki, onun ileride pozitif olarak, olumlu olarak geri dönütünü alırsınız. Çünkü artık günümüz futbolunda kalecinin ayaklarını çok iyi kullanması lazım. Savunma baskı yediği zaman kalecisiyle bir pas alışverişi yapabilir veya kalecisi gole giden iyi bir hücumun ilk başlangıcını olumlu bir şekilde yapabilir. Bundan dolayı oyunculardan kaleciliğe geçiş ileriki dönemlerde büyük yaş gruplarında olumlu özellikleri var. Şans faktörü de çok önemli. Şans şöyle önemli. Hani aslında kalecilikte şans fazla yok. Kalecilikte doğru yerde, her zaman doğru yerde, doğru zamanda bulunduğunuz zaman ve doğru reaksiyonu gösterdiğiniz zaman o kurtarış bir şans değildir. O kurtarış gerçekten iyi bir performanstır. Yani kaleci performanstır. Ve yapılması gerekeni yapmıştır. Uygulaması gereken hareketi uygulamıştır. Ve o topu çıkartmıştır. Ben onu fazla telaffuz etmiyorum. Yani söylemiyorum kaleciyle ilgili şans. Şimdi bazı yorumlar söylenir. Bazı işte futbol taraftarlarımız veya yorumcularımız ya da İşte izleyenlerimiz şöyle söyleyebilir: üstüne geldi. Top vuruluyor. Futbolcu vuruyor. Kalecinin üstüne gitti. Ya aslında kaleci orada iyi yer tutmuştur. Olması gereken yerdedir. Doğru bir pozisyon almıştır. O top o yüzden onun üzerine gelmiştir. Yani kalecinin orada da bir başarısı vardır aslında. Top onun üzerine gelmemiştir aslında. Kaleci olması gereken yerde pozisyonunu almış ve o topu doğru bir şekilde kurtarmıştır veya bloke etmiştir.
Hocam YouTube'da sizin bana da göndermiş olduğunuz sayfalarınız var, videolarınız var. Bu videolardan da bahsedelim isterseniz. Adresi de siz kendiniz söyleyin. Şimdi tabii ki yani çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hani bir söz vardır, söz uçar, uçar yazı kalır diye. Yani şimdi yazdığımız zaman kalıyor. Ama biz yaptığımız çalışmaları aslında bütün arkadaşlar olarak, antrenör olarak, naçizane fikrim, yaptığımız çalışmaları bu şekilde görüntü altına, kayıt altına aldığımız zaman hem kendi çalışmalarımızı arşivlemiş oluruz, hem de ileriki dönemlerde bu arşivlerden faydalanarak daha farklı, onlardan esinlenerek farklı çalışmalar da sağlayabiliriz kendimize. Bir ikinci sebebi de genelde ben oradaki çalışmalarımı kaleci temel eğitimi teknikleri ve kaleci performansına yönelik, yani bir kalecinin müsabakada karşılaşabileceği pozisyonlara yönelik çalışmalar düzenlemeye, dizayn etmeye çalışıyorum, programlamaya çalışıyorum. Bu vesileyle hem genç kalecilerimize, yeni başlayacak olan kalecilerimize, hem altyapıda oynayan, idealleri olan, üst liglerde oynamayı profesyonellik hayali olan kalecilerimize örnek çalışmalar, örnek görüntülü eğitim maksatlı, hem de naçizane olarak kaleci antrenörü arkadaşlarıma da ufak bir kaynak olması vesilesiyle YouTube'da kaleci kanalı açtım. Kanalımın adı Goalkeeper Training, yani kaleci antrenmanları Celalettin Borut. Yazıldığı zaman şu anda tabii 2 ay oldu ben bu yayınları orada yapmaya başlayalım. 43 tane çalışmam var. Tabii her geçen gün bu kanala çeşitli antrenman yöntemleri, drilleri, kalecilikle ilgili göndermeye çalışıyorum, yayınlamaya çalışıyorum. Oradan dileyen antrenör arkadaşlarımız, dileyen kalecilerimiz izleyebilir. Naçizane olarak beğenirlerse faydalanabilirler. Bu şekilde bir amacım vardı. Şimdi bu hizmetinizde tabii bu mesleğe diyelim veya kalecilik sporuna diyelim, siz tabii daha nasıl telaffuz ediyorsanız, çok büyük bir katkı bence de. Yani olabiliyorsa ne mutlu. Küçük de olsa bir katkımız olsun Türk kaleciliğine, kaleci antrenörü arkadaşlarımıza ve genç kalecilerimize. Küçük de olsa faydamız varsa, ufak da olsa faydamız varsa ne mutlu bize. Biz spor adamıyız, kaleci antrenörüysek. Hani derler, ışık yani sadece kendini aydınlatmasın, biraz büyütelim o ışığı ki etrafına da aydınlatsın. Biz de büyütmeye çalışıyoruz, etrafımıza da faydalı olmaya çalışıyoruz. Tek amacımız, sebebimiz bu. Değerli dinleyiciler, hocamızın mütevaziliği de kesinlikle tartışılacak programlarda tekrar daha detaylı bilgilerle dinleyicimizin karşısında olma sözü de almak istiyorum sizden. Sağ olun, her zaman. İnşallah ben de hem beden eğitimi öğretmeni olma vesilesiyle velilere de seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza da seslenmek istiyorum. Her boş zamanlarında spor yapsınlar. Her öğrencinin aynı zamanda bir de yan alanı olması lazım her gencimizin. Bu yan alanda spor olur, sanat olur. Bunlardan bir uğraşı, kötü alışkanlıklardan korunmak ve enerjisini doğru yolda, doğru yönde kullanmak açısından, sağlıklı bireyler olabilmesi açısından bunları yapmamız lazım. Yönlendirmemiz lazım. Velilerimizin de çocuklarımızı bu şekilde harekete geçirmeleri lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, Stereo Spor'un bu haftaki süresi burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta tekrar yine sizi aydınlatıcı bir konukla beraber olmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın, iyi geceler diliyorum.